İyiliğin hikayelerini yine iyi insanlarla gerçekleştirmek için yollara düşüyoruz. Bu sefer durağımız Ilgın. Buram buram tarih kokan Hitit şehri, tarihi kaplıcalarıyla su şehri, Alaaddin Keykubat'ın sahip atanın dokunduğu şehir, arastaları, hanları ve hamamlarıyla Lala Mustafa Paşa'nın soluduğu, Koca Sinan'ın eser bıraktığı şehir, Ilgın. Lidya'dan başlayan, Mezopotamya'ya açılan yollar şehri, toprağıyla bereket saçan tarım şehri, kuruluş tarihi çok eskilere dayanan Ilgın'da, adım attığınız her yerde karşınıza çıkan eserleriyle paylaşmayı, kardeşliği, imar etmeyi düstur haline getirmiş bir neslin torunları olmaktan gurur duyuyorsunuz. Konya'ya 90 kilometre mesafede Ilgın'dayız. Kaplıcalar diyarı Ilgın'dayız. Tarihin tam da merkezindeyiz. Neden mi? Lidyalılardan başlayıp Mezopotamya'ya kadar giden kral yolunun tam da üzerinde. Ilgın merkezde ve çevrelerinde yardım faaliyetimize bugün de başladık ve buradaki ilk hikayelerini sizlerle buluşturuyoruz. Hititlerle başlayan, tarihin 3500 yıl öncesini düşünün dostlar. Hititlerle başlayan ve burada Alaaddin Keykubat'ın ve Sahip Atan'ın imar faaliyetlerini biliyoruz. O dönemki yaptırmış olduğu ve kaplıcaların tarihini biliyoruz. Ve Lala Mustafa Paşa'nın Anadolu'daki ilk külliyesi, yani burada Ilgın'da bizleri karşılıyor. 4. Murat'ın Bağdat seferinde yapmış olduğu, tam da şehrin hemen kaplıcanın karşısına kurmuş olduğu ota. Belki günümüze gelmedi bu saray kalıntısı ama bildiğimiz bir şey var ki tarihi biz Ilgın'da soluyoruz. Ve buradaki ecdadımız her zaman hayır hasenatla buraya geldi ve sahip atanın, yani geçmişine, ecdadına sahip çıkan bir neslin torunları olarak Ilgın halkı yine iyilik hikayelerini yazmaya devam ediyor. Biz de bugün Sefertası programında ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaşacağız ve kardeşlerimizi dinleyeceğiz. Ve hayır sahiplerimizin emanetlerini her zaman olduğu gibi bugün de sizlerle teslim edeceğiz. Öncelikle Rivat Eğitim Vakfı olarak hoş geldiniz diyelim. İç Anadolu bölgesinin en tarihi yerlerinden biri olan Hititlerden bu tarafa devam eden Ilgın'ımıza hoş geldiniz. Sefertası programımızı devamlı izliyorum. Gerçekten bazen hani duygulanmamak elde değil diyorum. Öncelikle bir hikayeyi anlatarak başlamak istiyorum. Başımızdan geçelim. Ilgın'ımızda burada çalışan bir kamu görevlisi arkadaşımızın sayesinde bir yoksul aileye ulaştık. Bugüne kadar biz niye ulaşamadık diye düşünürken oradaki hacı teyzemiz benden daha müşkülleri vardır, siz onlara yardım edin diye bizim yardım talebimizi bile kabul etmedi. Ama şunu gördük ki hakikaten o kişinin evinde yardıma ihtiyaç var. Dışından ev sanki yıkılacak gibi duruyor. Sadece bizden kabul ettiği biraz gıda ve evinin temizlenmesi oldu. Hala biz bu teyze tabii yardımlarımızda bulunuyoruz ama kolay kolay da kabul ettiremiyoruz.
benden daha müşkilleri var, siz onlara ulaşın diye. Bizim insanımız böyle. Bizim insanımız hakikaten gönülden seven, gönülden veren bir. Bu siz tarafından da biliniyor. Konya bölgesi yardımda artık üst safhada olduğunuz siz kendiniz de söylüyorsunuz. İnşallah bu yardımlar katlanarak devam edecek. Belediye olarak ilk göreve geldiğimiz, ilk yaptığımız işlerden biri Ilgın Gönül Köprüsü diye bir dernek kurduk. Bu derneğin amacı gıda bankacılığı yapmaktır aslında. Gıda bankacılığıyla beraber sahibi fakir olan dul yetimlerimize yardım etmek, işsiz ve yeterli gelir seviyesi olmayan insanlarımıza yardım etmek, kişi kurumların desteğiyle ihtiyaç bulunan insanlara ulaşmak. Bu derneğimizin bir farklılığı vardır. Gelir ve kurumlar vergisinde bu yapılan bağış ve yardımların matrah kadar kısmını bağışlayabilirsiniz ve matrahtan indirebilirsiniz. Ve ayrıca bu derneğimizin KDV'den istisnası da söz konusu. Yani siz bir ürün alırken bunu KDV'siz alabiliyorsunuz. İlk önce dedik ki biz insanlarımıza ulaşalım. Bunu yaptık. Tabii bu derneğimizi kurduk. O günden bugüne 702 kişi bize müracaat etmiş. Bu derneğimize. Bunların 62'si yaşlı, 17'si engelli. 280 tanesi de çocuk safhasında, yani giyecek yardımı yapılmış. Kasım sonu, yani Nisan 1'den başladı. Derneğe kurulması Mayıs'ı buldu. Mayıs'tan bu tarafa bu yardımlar bu derneğimiz tarafından ilgililere ulaştırıldı. Tabi burada daha da büyüyecek bu konu. Bu konuda Ilgınlı esnaflarımız şu anda hakikaten yardım vermek için gayret içindeler. Bir de iyi tarafı bu derneğin şu olacak. Kişiye bir puanlama sistemi var. Bu puanlama sistemiyle geldiği, biz de bir market alışverişi gibi yapacak, istediğini alacak. Bugün belki yardım paketi gönderdiğimiz kişilerin yağı var, yağ içinde gidebiliyor. Ya da pirinci var, pirinç gidebiliyor. O kişinin deterjana ihtiyacı var belki de. Bu gıda bankacılığında bunlar da var. Bir alışveriş merkezi içinde geziyormuş gibi istediğini, kıyafet de alabilecek, deterjan da alabilecek, gıda da alabilecek. Böyle bir yol izledik ve bu derneğimiz şu anda faaliyetine devam ediyor. Katlanarak da faaliyeti artıracağız diye düşünüyoruz. Bununla beraber bir de bizim belediyemize ait bir aşevimiz var. Günlük 100 kişiye sabah ve öğlen ve akşam olmak üzere yemeklerini veriyoruz. Gelebilenler kendileri gelip alıyor. Gelemeyen yaşlı insanlara da ayaklarına, evlerine kadar götürüyoruz biz bunu. Aynı zamanda 35 kişiye de sadece ekmek yardımı talep edenler oluyor. Onların ekmeklerini veriyoruz. Aslında bizim kurduğumuz o derneğin içinde biliyorsunuz kamu kurumlarına da yardım da var. İşte sizin vasıtanızda belki de dışarıya doğru da yöneleceğiz Allah izin verirse. Yani bugün bizim aşevimizde esnafımızın sayesinde, aşevimizde belediyenin bütçesinden harcamadan şu anda bir yılın üstünde stoğumuz var. Yani bir yıl boyunca hiç yardım gelmese bile biz aşevinden yemek çıkarıp kişilere ulaştırabilecek durumdayız şu anda. Bu da esnafımızın tabii ki bonkörlüğünden ileri geliyor. Bunlar önemli. İlerisi bu derneği çok faal kullanıp daha büyük organizasyonlara girmek. İşte ihtiyaçları olan yeri gelirse hani derler ya balık değil de balık tutmayı öğretme yöntemlerine de gitmeyi düşünüyoruz inşallah. Bunun yanı sıra bir de bizim cenaze hizmetlerimiz var. Yani şu ilçemizdeki bütün cenaze hizmetlerimiz belediye tarafından yürütülüyor. Şu ana kadar da 560, bu yıl içinde 560 tane defin hizmeti gerçekleştirmişiz. Burada bu kişilerin hastaneden alınıp getirilmesinden mezarına kadar defin hizmetlerindeki bütün giderler de tarafımızdan karşılanıyor. Kefen dahildir buna. Talep eden oluyor. Kendileri tekrar kefen alıp bağışta bulunan insanlarımız oluyor. Bir kefen yerine 10 tane kefen geliyordu. Böyle de bir yorumumuz var. Bir zamanlar tanıdığım, bildiğim, eli ayağı tutan kişinin şu anda cezaevinde olmasından dolayı eşi geldi.
Dedi ki böyle böyle siz dedi tanıyormuşsunuz dedi benim beyimi. Ben tabii eşiyle tanışmıyordum, beyiyle tanışıyordum. Benim dedi durumum çok şeydi, sıkıntılı. Bir de evde gelini varmış herhalde. Gelin de olunca böyle bir konu oldu. Biz bunu tabii hem kendi bütçemizden hem de bu biraz önceki derneğimizden gerekli yardımları bulduk. O beni en çok üzen konu oldu. Tanıdığınız birinin müşkül duruma düşmesi insanlar için biliyorsunuz biraz daha acı dokunur diye düşünüyorum. Bizim yapmamız gereken her zaman belli. Bugüne kadar da Ilgın'da da yaptı, Konya'da da yapan insanlar. Türkiye aslında her zaman yaptı. Bugün Suriye bir örneği önümüzde. Memleketimizin içine kadar gelmiş insanlara da yardım ediyoruz. Hatta burada Suriyeli ailelere, kadın kolları başkanımız var sağ olsun Maria Tek Hanım. Suriyeli aileyi bulup, bizi de oraya kadar götürüp yardımda bulundurmuş bir arkadaşımız. Burada Ilgınlı olarak biz kim olursa olsun müşkül yardımcı olmaya çalışıyoruz inşallah. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Bizler kabul ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Böyle programlarda bolca buluşmak dileğiyle diyorum. Önümüzdeki dönemde artık inşallah bol bağışlı ve bol yardımlı günler diliyorum. Adile teyzemizin ne sıkıntısı var? Siz kızısınız. Evet, yürüyemiyor annem işte. Yürüyemediği için de çalışamıyor. Çalışmadığı için de yani gelirimiz yok. İlin arkadaşların yardım, öğretmenlerin falan, eşin dostun yardımlarıyla geçiniyoruz. Başvuruyoruz. Durumu biliyor. Evet, biliyor. Herkese anlattım durumumuzu. İşte sosyal yardımlaşmaya başvuruyoruz. Onların sayesinde. Sadece o var. Evet, sadece o var. Okula nasıl gidip geliyorsun? Annene bırakıp gidebiliyor musun? Liseyi bitirdim işte. Üniversiteye hazırlanamıyorum. Yok. Çünkü annene bakmakla yükümlüsün, zorunlusun. Şu anda teyzemizin 5 yıl öncesine kadar böyle bir şey yoktu değil mi? Aslında hastalığı 5 yıl değil. 17 senedir çekiyor bu hastalığını. Romatizma. Yürüyemiyor. Şey yapamıyor. Yani kendi ihtiyacını karşılayamıyor. Zor karşılıyor. Ben de bir yere kadar çalışamıyorum. Benim de hayatımı kurtarmam gerekiyor ama yok maalesef. Ama teyzemizin kız kardeşleri var şu an evde. Onlar da nereye kadar gidip gelecek değil mi? Onlar da zaten kendi işini burada kalmıyorlar. Ayrı evde kalıyorlar. Kendilerini zor geçindiriyorlar. Onlar da sıkıntısı. Yani çalışamıyorlar. İşleri yok. Eşlerinden boşanıyorlar onlar da. Davaları var. Onların da kendi derdileri yani. Herkes kendi derdinde evet. Tabii doğal olarak. Şimdi bir günü nasıl geçiyor? Bir gün çok sıkıntılı geçiyor. Yani düşünüyorum... Yiyecek yok, içecek yok, ev derdi var, evden çıkın dediler. Yani ne yapayım ben? Evet, burası kira. Kira. Kaç oda burası? İki oda. Başka bir şey yok. Başka mutfak var, banyo var, tuvalet var. Peki ısınma probleminiz nasıl? Soba. Mesela kömür. Kömür işte sosyal yardımlaşmadan verdiler. Odun da dayımgil getiriyor, parayla alıyoruz. Peki faturaları nasıl ödüyorsunuz kardeşim? Faturaları ödeyemiyoruz abi. Şu anda su faturası birikti. Ne kadar mesela biriken 220 milyon birikti su faturası ödeyemedik. Elektrik. 66 milyon ödeyemedik duruyor. Biriktirdim yani. Evet. Bu arada arkadaşlarımız da tabii not alacaklar ama şimdi bununla ilgili neler yapabiliriz? Biz inşallah sizlerin yanında olmak istiyoruz. Hayırseverlere sesimizi ulaştıracağız. Ne istersin kardeşim? Yani senin ev önünde istiyorum. Şu an engel olan. Ev istiyorum abi. Evden çıkın dedi ev sahibi. Ev istiyorum yani oturabileceğim ev olsun. Kaç lira kirası burada? Aydan ay 60 da biz 3 aylık 180 veriyoruz. Böyle anlaştık. Köfteciler yüzünden bizi de... Toplam kaç lira şu an borcu var bu evin kira bedeli? Yani 180 milyon aylığı doldu işte. Bu ayda Aralık'ta gelecek. 3 aylık veriyoruz. 3 aydan 3 aya? Evet. Evet, 3 aylık verdiğimiz zaman sıkıntı yok gibi görünüyor ama evden sürekli... çıkın dedi
değişti. Çıkın mı diyor? Evet, evden çıkın diyor. Ben burayı da dükkan yapacağım diyor. Size o zaman en kısa sürede bir eve çıkarmak lazım. Evet. Peki eve çıktığın zaman tabii eşyalar da gerekli. Evet. Şu anda. En azından çekyatıydı şeydi. Evler de çok pahalı. Evet. Biz de o zaman... Aradık abi, ev aradık. Dün yemin ederim ev aradık. Yok, pahalı, sizin geliriniz yok diyerekten ev vermediler. Deniz Fener'ine başvurdum. Dosteli'ne başvurdum. Yok, onlar da bir fotoğraf attılar. İşte onlara getirin diyerekten başvuru formu verdiler. WhatsApp'tan gönderdiler. Ona başvuracağım. Yok abi, evet. Yok. Gözlerden akar yaşlar, sana bütün yalvarışlar. Huzura varır bir gün, günahkar kulların için. Huzura varır bir gün, günahkar. Evet, ihtiyaç sahibi ailelerimizle buluşmaya devam ediyoruz. Bugünkü ailemiz Adile ablamızın olduğunu öğrendik. Adile ablamız romatizma hastası. Yaklaşık 5 yıldır sevgili izleyenler yatalak olmuş durumda ve evde olan kızı 20 yaşında bütün hayatın sorumluluğunu yüklenmiş durumda. Ama gözyaşlarıyla dinlediğimiz bu hikayede kardeşimizin artık omzuna yüklenen bu yük artık ağır gelmeye başlamış anlaşılan. Bizim de elimizi taşımızın altına koyma zamanı gelmiş durumda bu aile için. Ailemizin bir eve ihtiyacı var. Kiralık olarak bir eve çıkıp orada oturmak sadece istedikleri. Çünkü şu anda bulunduğumuz yerde kardeşlerimizin çıkması gerekiyor ve ev sahibi kendi farklı projelerinden dolayı burayı boşaltmalarını istemiş. Ama bu mümkün görünmüyor çünkü çıkacak ne paraları var ne de imkanları var. Bırakın eve çıkmayı, hasta olan yani canı olan annesine bile hastaneye götüremiyorlar. Çünkü taksiye verecek para yok. Yani yokluğun ve yoksunluğun her halini soluduğumuz bu hanede bu ailemiz için de bir şeyler yapma zamanı. Bu kardeşlerimizin bir eve çıkması ve birikmiş olan fatura borçları var. Elektrik, su duruyor. Dolayısıyla onların da kesilmesi demek bu ailemiz için en acı şey olsa gerek. O yüzden bu ailemiz için elimizi taşın altına koyacağız ve ne gerekiyorsa hayır sahiplerimize de seslenmiş oluyoruz. Kardeşimizin eve çıkmalarına vesile olmak isterseniz, faturalarını karşılamak isterseniz yardımlarınızı mutlaka bekliyoruz. Gülen bir yüz, kardeşlerimizin tebessüm etmesine vesile olacak olan girişimleriniz bize lütfen ulaşınız ve bu kardeşlerimizin de duasını alalım inşallah. Seni bir tanıyalım abi. Buyurun. Mehmet Kılınç. Mehmet abi kaç yaşındayız? 47. 47 yaşındayız. Evde durum kötü. Değil mi? Normal, normal. Normal, normal mi? Normal diye. Normal. Allah aşkına. Buraya normal. Sergi falan yok. Yok, yok Allah aşkına. Ama çocuklar hasta olur. Baba, çorap yok. Baba, çorap da yok ayaklarında. Ha, daha okuldan geldi de ondan. Evet, okuldan tamam. Yeni geldi de ıslak. Sen kaç yaşındasın? 47. 47. Peki işe girdin mi? Çalışıyor musun? Ben çalışıyorum. Ben sakatım, ben kaza yaptım ben. Kaza ne yaptın? Trafik kazası yaptım ben. Geçmiş olsun. Sağ ol. Çalışamıyorsun. Ben çalışamıyorum. Peki nasıl geçindiriyorsun? Özür maaşla geçiyorum. Kaç lira? Abi, 380 lira para alıyorum.
380 lira. 300. Nasıl yetiyor abi? Yetti galiba. Eşimli çalışıyor. Tamam. Nerede eşim çalışıyor ablamız? Çapa'ya gidiyor. Çapa'da. Evet, Çapa'ya gidiyor. Günlük yemeği usulü. He, yemeği. El atıştı, yapraya işte gidiyor işte. Hangi işte çalışıyor Çapa'da? Ne yapıyor? Ya, mesela Haşkaş'a gidiyor. Anlatayım size. Mevsimde ne var mesela Ilgın'da? Ilgın'da olan şu anda yok yani. Yok. Şimdi yok şu anda. Şey, evet. Yazın mı daha çok oluyor? Yazın oluyor. Evet. İkiniz bir taraftan evi geçindirmeye çalışıyorsunuz. Evet, Allah aşkına geçiniyor. Peki içeri şu anda buz gibi. Evet, soğuk. Orası soğuk. Sıcak. Soba yanıyor. Yanıyor. Nasıl ayarlıyorsunuz kömürleri? Allah razı olsun, kömür şey veriyor. Bizim devlet veriyor. Tamam, devlet oradan veriyor. Geliyor. Evet, devlet veriyor Allah aşkına. Faturaları nasıl yapıyorsun abi? Faturayı yarısını devlet ödüyor. %120'sini şey yapıyoruz. Evet. Hani, mesela 100 lira geliyorsa biz 20 lira para veriyoruz yani üstte. Tamam abi. Öyle veriyor. Senin kaza nasıl oldu abi? Kaç sene önceydi? İki sene oldu. 3 sene oldu yaklaşık. 3 sene oldu. Evet. Nasıl, işlerin nereye gidiyorsunuz mesela? Çalışıyorsunuz. Zor oluyor mu abla? Yo, zora. Alıştım. Alıştım. Mesela Ilgın içinde mi çalışıyorsunuz yoksa dışarıda? Ya Atlanta'ya gideriz, ondan sonra o Çapa yerlerine nerede olursa gidiyoruz. Evet. Yemeğe ne kadar mesela günlük? 60 milyon. Sabahtan akşama kadar? 7'den 8'e kadar. Sabah 7'den akşam 8'e kadar. 5'e kadar işte. 5'e kadar. Evet. Yetiyor mu abla para? Ya yetmiyor ama ne yapacaksın? İyi kötü idare ediyoruz. Çok şükür. Çocuklar okula gidiyor mu? Gidiyor. Kaça gidiyorlar? Bu 2'ye. O avukata sor sen. Avukat iyi bilir. Avukat olacaksın sen. Avukat mı olacaksın? Ne olacaksın? İyi konuşuyor maşallah. Adın ne senin? Sebat Kılıç. Sebat Kılıç. Sebat Kılıç. Sebat, okulu seviyor musun? En çok sevdiğin arkadaşın kim? Yok ki benim arkadaşım okulda. Yok mu arkadaşın hiç? Neden? Konuşma. En çok sevdiğin ders hangisi? Sebat. En çok matematiği mi seviyorsun? Aferin sana. Sen okuyacaksın, büyük adam olacaksın. Babana da destek olacaksın değil mi? Koçum benim. Ne sorun var annem? Çatı yapılık değil, toprak akıyor. Üzerine akıyor mu? Üzerime akıyor. Çadır çektirin baksana, çadır tel tel oldu, tele baksana. Evet. 3-4 sene oldu çektirin o çadırı. O çadır idare ediyor mu anne seni? İşte idare ettiği de, idare ettiği de itmeyin de gayrı, akıyor. Evet, eskimiş zaten. Eskidi gayrı, daha kaç sene oldu yani, komşu çağırdım da. Onu 80-90 bin liraya aldım, 90 bin liraya aldım da 90 liraya. Komşulara tarım 70 bin liraya, onlara verdim, çektirdim. Ya, bu çatıyı yaptırın diyorsun öyle mi? Ah bir yapıvısalar. Ah ay kuzum ciğerim. Ah bu çatıyı bir yapıvısalar kurtulur canım Allah'a. Şimdi içeri girince bir taraf akıyor o zaman öyle mi anne? Bir yan akar. Hindak mı? Yağmur yağdı. Kar bastı mı? Çok geldim o zaman akacak çok, bu. Çok bak akıyor. O zaman çok akıyor. Bir inceleyelim anne o zaman bunu. Gel bir bak. İçeri bak kuzum. Gel ev. Hadi bir bakalım. Fazla evim yok fazla. İki göz yeri ya. Göster bana Hatice teyzemizin ziyaretine geldik sevgili izleyenler. Teyzemizin duasını aldık ve onu dinledik. Ve birkaç da hediye paketimiz vardı. Onları sizlerin sayesinde teslim ettik. Ama Hatice teyzemiz, ben hiçbir şey istemiyorum yavrum. Sadece çatımı yapın diyor. Ve bizi uğurlayasıya kadar ben hiçbir şey istemem. Sadece çatımı yapın yavrum dedi. Ve gördüğünüz gibi çatıda bir muşamba var ve o oldukça yıpranmış durumda ve evi akıyor. Şimdi kar da yağdığı zaman evim akacak. Ne olur buna bir şeyler yapın yavrum dedi ve biz aynen bu ifadeyi hayır sahiplerimize paylaşıyoruz. Kış geldi dostlar ve kapıda da değil artık. Şu anda yaşıyoruz. Hava buz gibi. Çoğu hanelerde soba bile yanmıyor. Ev buz gibi ama bir de çatısı akanlar. O kardeşlerimiz ne yapsın? İşte Hatice teyzemiz de onlardan bir tanesi. Hayır sahiplerimiz, ben Hatice teyzemizin de
çatısını yapmak istiyorum diyorsanız, daha önce Eyse'de kardeşimiz bize ulaştı ve orada Müslüme teyzemizin evini yaptırmıştık. Ve yine Saliha teyzemizin Tatköy'deki çatısı yine sizlerin sayesinde tamamlanmış ve duasını almıştık. Geçen hafta kadın anındaydık ve Ayşe ablamızın evine müjdeli haberi verdik. Orada inşaat başladı ve şu anda inşallah çalışmalar ilerleyecek inşallah ve bugün de Ilgın'dayız. Teyzemizin çatısı maalesef yukarısı perişan halde ve artık kış geldiği zaman akmaya başlayacak dedi. Muhtemelen kar da önümüzdeki günlerde başlarsa teyzemizin işi oldukça zor. Gelin o zaman elimizi taşın altına koyalım ve bu teyzemizin çatısına ben de bir şeyler vermek istiyorum, hatta üstlenmek istiyorum diyorsa firmalarımız, hayır sahiplerimiz, abilerimiz, lütfen bu sese kulak verin. Ilgın'daki yardım faaliyetlerimize devam ediyoruz sevgili izleyenler ve Çavuşçu Gölü'nün hemen yanındayız. Bir şey dikkatimizi çekti ki Çavuşçu Gölü'nde bir zamanlar tabii ki su vardı. Burası dolu dolu çok güzel bir görüntüye sahipti ve hemen yanı başındaki Gölköy'de zaten ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştık. Ve gördüğünüz gibi suların çekildiğini görüyoruz. Aklımıza şu geldi aslında, Afrika'da su kuyuları açan, Afrikalı kardeşlerimizi ziyaret eden ve orada kalıcı projeler yapan bir STK olarak. İnsanlar 60-70 kilometre su temin edebilmek için onca yolu kat ederken biz elimizdeki suyun maalesef kıymetini bilemedik. Ve şu anda gördüğünüz su, gölet bir anlamda farklı yerlere kanalize edildiği için ve bilinçsizce kullanıldığı için belki de acı olan şu tabloyla karşılaşıyoruz. Ilgın'da Çavuşçu Gölü'nün son haliyle karşılaşınca insan üzülüyor. Belki bundan sonrasında neler olacak onu kestirmek çok da zor değil. Daha kötüsü olacak. Çünkü bu şekilde bilinçsiz kullanım devam ettiği müddetçe Ilgın halkı maalesef üzülüyor ve bu problemi sürekli olarak dile getiriyorlar. Biz de bu göle yakın olan buradaki köyde bu yardım faaliyetini gerçekleştirirken tıpkı başkalarında olduğu gibi bizim de dikkatimizi çekti. Afrika'yı düşünün. Suyu düşünün ve suyun olmadığını düşünün dostlar. Bir kez daha anlam verebilmek adına buradaki kardeşlerimizin bu çığlığı aslında hiç de sebepsiz değil. Daha duyarlı, daha bilinçli olmayı ümit ederek buradan Çavuşçu Gölü'nden ayrılıyoruz. Aleyküm selam. Nasılsın, iyi misin? Vallahi iyi, sizi gördüm daha iyi. Allah'a göndersin. Kaç yaşındayız dede, seni bir tanıyalım. Onlar ya, 47 doğumlu, okuma yazma yok. 47 doğumlu amcamız. He. İsminiz nedir amcam? Durmuş Uyanık. Durmuş amca, rahatın saatin iyi mi? Vallahi iyi. Sakat maşallah, 3 aydan 3 ay. Onu ne geçin deme, sizin sayenizde. Başka bir şey yok, öyle başka mi? Başka bir şey yok. Evet, Allah sağlık, sıhhat versin. Sizin ne derseniz öyle. Allah razı olsun. Biz sizi ziyarete geldik dede. Ben de sizi daha gördüm, memnun oldum. Allah razı olsun. Biz problemimiz var mı, sağlık sorunumuz? Hocam ne derseniz işte bunlar biliyor. Yok, sağlık probleminiz var mı? Ben sağlık. İyi mi şöyle sağlığın saatin? Vallahi incelik hastayım ben. Şeye gidip geliyorum. Ciğerde şey var. Ne var? Şimdi şu hap veriyorlar, şey veriyorlar, ciğerde lakı var diye. Hapı düzenli içiyor mu? İçiyorum. Verdiler doktora, gidip geliyorsun sizin sayenizde işte. Evet. Ne zamanları gidip geliyorsun? Vallahi 3 aydan şey var ya, hap tükendi mi gidiyorsun, havayı getireyim işte. Evet. Getireyim. Ama ona, yok, ona dikkat et, düzenli olarak git gel. Düzenli işte. Peki yani. Gidip gelebiliyor musun her zaman istediğin gibi? Vallahi ben gidemeyim, araba bulunursa öyle. Ben bulunmazsa yok. Bir şey yok hocam, hiç. Evet. Teyzemiz? Teyzem ayağı sakat. İşte burası. Teyzem, sizin neyiniz var teyzeciğim? Benim ayağım işte sakat kuzum. Neyin var? Bir şey yok işte, böyle kendi kendimi geziyorum. Tansiyon var, kalp var.
Hepsi. Geçmiş olsun. Her şeyler. İlaçlarını düzenli kullanıyor musun? Kullanıyorum ben. Düzenli de iyi benim. Evet. Nasıl annem geçiminiz? Geçimimiz işte diyorum ya. Bir şeycik yok. Ondan sonra bir de çocuk var bizim şeyin. Kanser. Kanser ya Fatma Nur. Evet. Hiç araba bulamayız. Şey edemeyiz bu görsün. Hiç. Araç yok. Şimdi Konya'ya Konya gideceğim deseniz araba yok. Yok. Araba yok. Araba yok. Araba bulamadık. Yarın gidecek Hacı abi. Yarın araba yok. Araba yok. Hiç araba da yok bir şey. Peki ambulans falan istiyor musunuz? İsteseniz devamlı hani öyle gelip de buraya geliyor. Yazık ıçık durdu mu gidiyor. Böyle işte ince hırgında. Bir bazı geliyor bazı gelmiyor hani. Şey ettiğimiz gelmedi mi? Gelmedi mi ne yapacağız? Gitmek gerekiyor. Öyle, öyle, öyle. Bulamayız. Hiç araba yok. Anacığım aylık tabii bir evin gideri olur. Bir gelir olur, işte 3 aydan ev bir şey alıyoruz işte sakatayla. Yetiyor mu annem? Yetmiyor. İşte. Kömür geldi değil mi? Kömürünüz. Kömürümüz geldi. Sağ ol geldi. Geldi. Kömürümüz geldi. Size şimdi şöyle bir gıda kolimiz var. Onlar inşallah bir ay boyunca yeter. Tamam. Yerim. Amcama da bir ayakkabı. Size ayakkabı bıraktık. Ben ayakkabı giyemeyim. O ayakkabı. Benim ayak var ya döndü. Başka bir kendi siz doktora bunu gösterdiniz mi? Gösterdik. Çare yok diyor. Çare yok diyor. Böyle mi gidecek yani? He, böyle gidecek. Böyle bu benim. Gösterdim. Yok. Bak dur, bu ayak döndü benim öyle. Bak. Hiç ortopedi falan görmedi mi bunu? Gördü gördü. Konya'ya gittik. Ne dedi? Konya hiç dedi böyle dedi gezeceksin. Sen dedi iki değneyle gezeceksin dedi. İki değneyle gezemeyiz. 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 Başka bunu, ayakkabı sen bununla böyle her gün... Normal yürüyebiliyor musun annem? Yok yok kendimi iki değneyle şey o tek değne kaldıydım elime öyle o tek değneyle evet. Gezeyim. Yine amcamın eli ayağı tutuyor iyi maşallah. Yazık amcam bu iyi de bu da hasta bunu kurtaran benim bu öleceği de hastanede de ben kurtardım. Evet. Onu bunu şey ettim bu da hasta. Dağır. Geçmiş olsun anneciğim. Sağ olun sağ olun Allah razı olsun. Siz ev burası kira mı peki? Yok yok kira yok bizim burası kira. Kira, tamam. Kira burası yok. Kimin? Burası da bizim ya. Evet. Biz öyle böyle sağ bizim uzun bizim onun bunu şeyle yaptık. Tamam. Hani fitreyle sekedle yaptık zaten. Evet. Böyle şeyle. Hiçbir şekilde gelir yok sevgili izleyenler. Gelir yok. Hiç amcamız haline şükrediyor. Ha. Yalnız rahatsız olan oğlu var. Ha. Konya merkeze götüremiyorlar. Her seferinde kız. Olmuyor kız çocuğu. Ha. Evet böyle bir hayat mücadelesi ama şunu söyleyebiliriz ki. Bir de şey diyorum bunu ben diyen size. Bir şöyle bir bakım şeyi yapılsanız olma mı? Evet, şimdi biz bak, arkadaşlarımız not alacaklar. Ha. Sizin için neler yapılabilir konuşacağız. Ha. Sizleri zaten sürekli olarak takip ediyor arkadaşlarımız. Tamam Allah razı olsun. Ilgın'daki kardeşlerimiz de takip ediyorlar. Sağ olun sağ olun. İnşallah Rabbim size sağlık sıhhat versin. Ha. Sağ olun. Bundan sonra neler yapılabilir her zaman inşallah sizleri düşünecekler zaten. Sizin sayenizde. Sizin sayenizde. Burada dua etmeniz gereken amcam hayır sahipleri var. Onlar sizlerden dua ister. Duanızda hiçbir zaman onları unutmayın. Namazımızı kılıyoruz. Allah'ım beş vakit namazımızı. Onlar verirse bizler sizlere ulaştırabiliyoruz. Tamam öyle olsun. Allah'ımızın hükmünde yakın. Efendim, dillerde dua ve her hanede bir hikaye dinliyoruz dostlar. Hayat gerçekten hiç göründüğü gibi değil. Hayat sahada bu ailelerimizi bulup tanıştığımızda ortaya çıkıyor aslında. Ve buna vesile olan kardeşlerimiz, sizin yanı başınızda olan duyarlı kardeşi bu şekilde sıkıntı yaşarken onlar da o problemi yaşıyor ve omzuna taşıyorsa, bu problemi dert ediniyorsa bizlere ulaşıyorlar. Bizler de o vesileyle sizlere geliyoruz. Sizler de lütfen etrafınızda, çevrenizde ihtiyaç sahibi aile varsa, muhtarlarımız, abilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler lütfen bizlere dönüş yapınız. Bizim de semtimizde böyle aileler var deyip, gelin bir çayımız için bizlerle tanışın. Ribat Aşevi, Ribat İnsani Yardım Derneği Muhacir Pazarı'nda buyurun çayımız için. Yeter ki ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaşalım ve onlara sizlerin emanetlerini teslim edelim. Thank you.
Yaş olmuş 75 anacım. Bir sağlık sorunu falan var mı? Vallahi ölüm bekleyin ben. Başa bir şey bekleyin. Rabbim uzun ömür versin sana inşallah. Allah, İyi görünüyorsun. Aynen. Komşular da var mıydı sana eşlik eden böyle yoldaş var mıydı annem? Seninle yaşlı teyzelerimiz. Hep öldüler. Öyle mi? Bir ben kaldım. Hep öldüler. Ya. Evde tek başına mı yaşıyorsun annem? Tek başıma. Kimse yok mu? Yok. Amca ne zaman vefat etti? Amca 10 sene oldu be. 10 sene. Ana özledin mi? Yani evde böyle bir şey olurdu değil mi? Yoldaş olurdu. Tabii canım. Ya zor oldu mu annem? Zor olmam be. Akşamlar ola ola yeterim valla. Öyle mi annem? Valla. Ya can özlenmez mi? Anneciğim evde tek başına tabii günler zor geçiyor. Bir şey dikkatimizi çekti. Ne? Her evde kedi var anne böyle. Sizin de kediler var. He? Yoldaş değil mi onlar kediler? Tabii canım. Her evde böyle iki tane kedi bizi karşılıyor. Öyle. Anacığım nasıl geçiniyorsun peki? Maaşın falan var mı? Var hükümetten. Yaşlılık maaşı var. İşte benim bana fazla verecekler de ben almadım. Öyle mi? Yaş aylığı çıkarttım. Tamam. Ne kadar veriyorlar anne? Dul aylığı çıkarttı. Yaş aylığı dul aylığı çıkarttım. İşte 500 bayağı. Yetiyor değil mi anneciğim? Yetiyor. Evet. 500 yetiyor. İnşallah arkadaşlar anne size gıda kolisi getirdiler. Bir de kışlık ayakkabı getirdik size. Sağ olun. İnşallah onları afiyetle yiyiniz inşallah. Ayakkabıyı da güzelce giyiniz. Oldu bakalım. Bir ay boyunca size güzelce yeter. Hayır sahiplerine de dua edin olur mu? Oldu. Sağ ol Allah razı olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Evet, teyzemle berabersiniz. Aa, Mehmet geldi bak. Mehmet oğlan mı? Yok, damat işte. Damat mı? Maşallah. Getirdiğiniz yardım bunlara göre ne bileyim. Ne güzel, evet. Damadımızın ismi ne? Mehmet. Mehmet abi nasılsın, iyi misin? Mehmet duymuyor, yok duymuyor. Dil yok, tamam. Yok, dil yok, kulak yok. Evet, peki kaç kişi kalıyorsunuz evde? Bu... Kaç kişi kalıyorsunuz? Kaç kişi kalıyorsunuz? Burada mı? Hep beraber evdesiniz burada. Onların evleri ayrı. Evet. Nasıl geçiniyorsun dede? Bizim mi? Maaşın var mı? Ama çok çok iyi. Elhamdülillah. Şükür Allah'ıma. Allah bin kat razı olsun. Her şeyimiz var diyorsunuz. Şükür Allah'ıma. Çok şükür. Bir şeyimiz noktamız yok. Evet. Emekliyim. Ha, bir şey noktamız yok. Evet. Ama biz damadımızın nasıl? Şöyle bir gel kardeşim. Nasılsın, iyi misin? Gel. Damadımız öne gel ha. Konuşamıyor değil mi? Konuşamıyor. Evet. Ama nasıl tabii, sıkıntısı var mı? Kızımız yine ameliyat oldu. Evet. Siz ayrı bir şeye çektiniz de. Kızımız yine ameliyat oldu. Geçmiş olsun. 4-5 gün oldu. Neyi vardı işte onun, dede? Burada bir şey vardı. İyi misin? Fuatır. Fuatır vardı. Boğazda Fuatır sorun vardı. Evet. Bunun bir şeyden olsun. Haberi yok. Geçmiş olsun. Bunun bir şeyden haberi yok. Ha, işte yanımızda duruyor. Burada değil kız. Kızlık evinde. Sen onların yanında desteksin. Ha, onların yanında duruyor. İyi evet. Olsun diyerekten getirmedik. Allah razı olsun. Sabahleyin gitti. Evet. Sabahleyin bir yere kontrolünü yaptılar. İyi Allah'a çok şükür. Bir şeyimiz yok. Senin gibi böyle. Yok. Yanında olduktan sonra. Anacığım seninle konuşalım. Nasılsın? İyi misin annem? Şükür kızım, şükür. İyi. Geçmiş olsun. Sağ ol kızım. Evladınız ameliyat olmuş değil mi? Guatır. Nasıl şu an durumu oldu. Nasıl? Abbasigil bakıyorlar, kardeşleri bakıyorlar. Tabii bunun bir şeyden haberi yok. Vallahi mağdur aylığına yazıldık. Gözleri görmüyor şimdi. Gözü de görmüyor kızın. Kabul edilmedi. Bilmiyorum neye kabul edilmedi. Hayırlısı olsun. Ondan sonra iyi kötü işte biz yedik güdüyek bunları. Dedemle berabersiniz yani. Onlar da yanınızda şurada. Allah size güç kuvvet versin anacığım olur mu? Sizlere de güç kuvvet versin. Dede biz gidiyoruz bir isteğin var mı bizden dede? Estağfurullah hiçbir şeyim yok. Rabbim tekrar şifalar versin. Allah razı olsun. Duanızda unutmayınız. Allah sizlere de ömür versin. İnşallah. Biz damadınıza getirdik. Çocuğumuz. Başka bir şey getirdik onlar inşallah. Sağ olun. Allah razı olsun. Olur mu? Teşekkür. Hadi kalın sağlıcakla. Selam güle güle. Nasıl? Bende aslım var. Onun hepsi var bende. Kalp var. Kalp var. Benim haplarımı getirsinler de bir görmüşler de. Bana Murad'ım kutuyu aldı ki.
Yeterim. Al da gel kızım koyma. Ben onlarla yaşarım. Makine var evimde. İşte değil bu mi? Çocuk. Oğlunuz mu? Oğlum engelli. Doğumundan. Doğumdan mı oldu? Doğumundan kızım. Sen nasılsın anacığım? İşte böyleyim işte. Sağlığın yerinde mi? Şükür buna şükür. Bin kattan onları kullanmasam çoluğum gider gelmeyebilir. Makine var evimde. Oksijen tüpün var mı? He? Oksijen tüpün mü var? O büyükten yok. Ufak alıyor. Küçük var. O da bir bozulu bozulu. Bak. Ya benim haplarıma bir bakın. Ak kızım ben bunlarla yaşarım ben. Bunlar. Aa, neler neler var ya. Ben bunlarla dururum. Önce evde misafir var da. Bunları düzenli olarak kullanıyor mu annem? Hay kızım cahil olduğumdan işte düzenli de. İdemiyorum ama ayrı ayrı koyuyorum. Böyle anladım annem. Bunlar dolu gelir. Allah Allah. Bunları kullanırım. Buna kullanmasam da soluğum burada gider. Ya. Ama ben ölünce bu çocuk mu yürüyecek ay kuzum? Yo inşallah Allah size uzun ömür versin annem. Dua et dediler. Uzun senden ömür versin. Gitsin dediler. Dua edemiyorum. Kıyamıyorum. Kimse yok mu başka annesi? Yok ikimiz. Amcamız ne zaman vefat etti? Vallahi öyleli işte 3 sene mi oldu ne oldu? 3 sene oldu. O da önce böyle kolun kanadı. O bana koydu gitti. Ben kime koyayım gideyim? Ya. Kime koyayım? Gelen giden olmuyor mu annem? Şükür kızım kullarım, komşularım gelir. Onlar yanınıza uğrar zaten. Uğrarlar. Yine misafir var evde. Gelir. Yine de anne şükredin ki birkaç aile ziyaret etti. Kimsesi yok. Bin kattan. Gelene gideni de yokmuş teyzemizin mesela. Öyle bir de kapıyı aç. Gelirler bizim benim komşularım. Gelir gider. Allah onlardan bizim razı olsun inşallah. Neydin kızım? Levent. Ha, Levent Bey de sürekli geliyor zaten. Gelir gelir. Biz de bir şeyler getirdik annem size inşallah. Sağ olun kızım. Allah diye çok versin. Hayır sahipleri gönderdiler. Kesenize Ali İbrahim bereket versin. Kışın dediler ki teyzelerimiz üşümesin. Ha. Mutfakları boş kalmasın. Ha, sağ olun kızım. Allah emanetleri vardı onları pazara getirdik. Pazara gidemem. Allah razı olsun. Ya. Sağ olun. Belediye ekmeğimizi veriyor. Allah çok razı şükür. Olsun. Dua edin inşallah olur mu annem? Ha. Bu çocuk cahil. İlazım oluyor hastalığın. Var bir anlat bakalım şimdi. Bu mu kuzum doğumundan? Zor mu? Şimdi doğumundan ölür kalır bu. Ölür kalır bu. Bilemedik gidemedik. 7 sene şeye gitti okula gitti engelli okuluna. Bir şey anlamadı çıkarıvırdılar. Çıkarınca işte oradan da Konya'dan bir hap verdiler. O hapı günde birine atarız. Ölür kalır ama o hapı atmadık. Attı mı iyi olur. Atmayı vurdu güne bile. O hapı sen takip ediyorsun. Ama edemiyorum. Ben kendim işte kafam gelmiyor ya. Onu atmadım ölür kalır. Allah korusun annem. Ki sen varsın ona bakan şimdi. Bakın ben öleceğim. Ben kim bakacak? Rabbim şifa versin. Uzun ömürler versin. Anneciğim dua et olur mu inşallah? Olur, biz sizlerin yanındayız. Her zaman yanınızdayız annem. Allah'a tamam mı? Allah'a emanet olun hepimiz. Dua edin inşallah. Sağ olun. Bu sizin evladınız. Bu benim evladım kuzum. Evet. Kaç yaşında? Ben kaç yaşında? 47 yaşım. 47 var mı? Var. Nasıl oldu anne? Nasıl böyle bu hale geldi abimiz? Nasıl oldu? Bu jandarma olarak askere gitti. Evet. Askerden böyle geldi kuzum. Askerden... Pek bu kadar değildi. Bunu al. Eski şubeni oraya indirivermişler uçağla. Helikopterle. Bir daha hiç arayan da olmadı, soran da olmadı. Bunun 3 aydan 3 aya biraz mağdur aylığı vardı. Hı hı. Onu da kestiler. Neden kestiler? Kömürünü de vermiyorlar. Ya kendi kendimize idare oluyoruz burada yarım. Allah razı olsun Levent'imden. Ekmeğimizi getiriyoruz, yiyoruz, oturuyoruz. Kömür neden kesildi anne? Üzerinizde bir şey falan mı vardı? Hiçbir şeysi yok. Neden kesildi kömür? Vallahi niye kesildi bilemem. Evet onu not alalım bir soralım onu inşallah. Bilemem yani. Peki nasıl, nasıl karşılıyorsun annem? Bakım aylığın var diyorlar. Bakım aylığın var diyorlar. Tamam bir gerekçe var yani. Bakım aylığın var diyorlar. Annem, o aylığa çok güveniyordu bu. 3 aydan 3 aya biraz aylık alıyordu zaten. 500-600 milyon kadar 3 aydan 3 aya. Onun kesilmesini istemiyordum ben. Ona güvenebiliyordu. Babası öz baba değil. Babalığın yanında bakıyorum ben bunlara. Daha orada üç kızıyla bir kızım daha var. Evet. Hocası koydu gitti. 7 sene oldu koyup gideli bir kara aldı gitti. Onlar da orada mağdur. Bu da burada kızım. Ya sen tek başına ben böyle tek başıma, mücadele veriyorsun öyle. Ben tek başıma bunu ığradıp şey edemiyorum. Evet. Çocuğum ev kiram mı üzülüyor. Tam ığradamıyorum.
İlk yatakta indirebiliyordum. Şimdi indiremiyorum. Yatakta yaptırıyorum çişini. Her şeyi elimden geldiği kadar öyle. Allah senden razı olsun. 17 senenin adı var kuzum. 17 senedir. 17 senedir bu şekilde yatalak abimiz. 17 senedir o şekilde öyle yatır işte. Peki annem, ev size mi ait burası? Bize ait. Kira sorunun yok yani. Bize ait kuzum. Bize ait. Buralık ben sonradan vardım ya. Adam bahçesinden burayı verdi. Ben de kızıma da yaptık ora. Bu kadar yaptık ora. Bu şaksına istedi. Oralarda şey olmadı. Rahat edemedi. Buraya bir göz yer yaptık, oturduk. Sen de yanındasın annem, evet. Yanındayım. Ben bunu bir sahneye koymam. Konuşma yürüme yok. Bunda hafif var. Abi. Ne vardı rahatsızlıkla? Metalizma abi. Bozukluğu yani. Zihinsel engelli. Evet. Yürüme her yok. Evet şu yürümüyor. Onu sırtımda alıp götürüyorum her tarafa ben. Sadece sırtında, Melisa yürüyor. Sırtında götürüyorsun öyle mi? Okula gidiyorsa orada falan kendimi indirip bindiriyorum Fedakar çünkü. Bu ikisi işte benim yani. Kızımızın problemi ne? Bu da konuşma yürüme yok o kadar. Az çat pat yani. O kadar ama anlatamıyor derdini. Ha yürüyebiliyor bu canım. İyi biz. Yeni yeni yürüyoruz. İyiyiz. Ama benim hoş yürümüyor. Sıktırır abi o. Ona verme. Sıktırır şimdi. Sıktırır evet. Tırmıymış bırak. Bırak mıymış hadi. Sıktırır. Sıktırmasın. Açılır mı açılır? Sıktırır. Teşekkür ederim. Bizim konuşma yürümemiz yok işte memuş. Anlaşabiliyorsun ama değil mi? Tabii tabii beni anlaşabiliyorlar. Ben derdini alabiliyorum. Biliyorum ben. Kimse anlamıyor da ben anlıyorum ikisinin. Anne nasıl anlamasın değil mi? Tabii. Eve gelir ne kadar mesela var mı yani? Gelirimiz yok şu an maaş alıyorum ya. Sadece o var eşim rahatsız. Siz bakım maaşı arıyorsunuz değil mi? Sadece bu. Evet, peki. Öbürünü kestiler engelli maaşımız vardı. Onu kestiler ikisininkinde. Evet. Size bir sıkıntı başka ne gibi sıkıntı oluşturuyor kardeşlerimiz? Sıkıntımız yok. Bu kadar. Başka bir şey yok. Çok şükür. Sadece benim maaş yürüsün hani arabayla gezdireyim istiyorum ben onu var da. O zaman o hayali inşallah gerçek olacak. İnşallah. Biz duyurumuzu yaptık sevgili izleyenler. Bir annenin bir hayali var. Evladımın ne olur tekerlekli sandalye ihtiyacını karşılayın. Çağrısı bu. Bizim için küçük bir detay gibi gelebilir ama ablamız için o çok büyük bir hayal ve bizim için yerine getirmemiz gereken bir görev aslında şu dakikadan itibaren. Çünkü bu kardeşimiz bu yaşa kiloya rağmen omzunda taşıyor evladını ve bu gerçekten çok zor oluyor. Ablamız bu konuda çok zorlanıyor. İnşallah bu gerçek olur. Biz de buraya inşallah bu güzel haberi vermek için geliriz ablacığım nasip olursa.